Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eraeytellezî yükezzibu biddîn. Fezâlikellezî yed'ul yetîm. Ve lâ yahuddu alâ ta'âmil miskîn. Feveylül lil musallîn ellezîne hum an salâtihim sâhûn. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. Efendim bu Maun suresi Kur'an-ı Kerim'in 107. suresidir. Mekki'dir. Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Yine Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle diye başlıyoruz okuma. Eraeytellezî yükezzibu biddîn. Dini tekzip edeni gördün mü? Ama önce isterseniz meali bir bütünce verelim. Sonra izaha geçelim. Dini, Müslümanlığı o hesap gününü inkar edeni, yalan sayanı gördün mü? İşte yetimi şiddetle iten, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte bu vasıflarla beraber namaz kılan münafıkların vay haline. Onlara şiddetli azap olsun ki onlar namazlarından gafildirler. Onlar riyakarların ta kendileridir. Namazlarıyla insanlara gösteriş yaparlar. Onlar zekatı da men ederler, vermezler. Efendim, burada eraeytellezî yükezzibu biddîn, dini tekzip edeni gördün mü? Dini, yani din-i İslam'ı, Müslümanlığı. Tefsirlerde bu yevmeddîn manasında da alınıyor. Hesap günü, kıyamet günü. O hesap gününü inkar edeni, yalan sayanı gördün mü? İşte yetimi şiddetle iten, bir rivayette Ebu Cehil'in varisi olduğu köle. O köleyi şiddetle böyle itip kakıyor Ebu Cehil. Yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. Tefsirlerde bunun Ebu Cehil olduğu ifade ediliyor. Ve la yahuddu ala ta'amil miskin. İkinci de fezalikellezî yedû'ul yetîm. O yukarıda birinci ayet-i kerimede eraeytellezî yükezzibu biddîn. Dini, İslamiyeti, Müslümanlığı tekzip eden, yalan sayan, din gününü, kıyamet gününü, hesap gününü, ceza gününü tekzip edeni gördün mü? Fezalikellezî yedû'ul yetîm. O yetimi şiddetle itip kakan kişidir. Ve o ve lâ yahuddu alâ ta'âmil miskîn. Miskini, yoksulu doyurmayı da teşvik etmez. Yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen de odur. Feveylül lil musallin. Namaz kılanlara veil olsun. Yazıklar olsun. Veil, cehennemde bir derenin ismi olarak da ifade edilir tefsirlerde. İşte münafıklar böyle yetimi doyurmaz. Yetimi iter kakar. Miskini doyurmaz. Ama bununla birlikte gelir bir de namaz kılmaya çalışırlardı. Ellezîne hüm an salâtihim sehûn. Onlar namazlarından gafildirler. Sehû kelimesinden geliyor. Sehûn. Ellezîne hüm. Onlar an salâtihim sehûn. Namazlarından gafildirler. Böyle gelişi güzel namaz kılarlar.
اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ Onlar riya yaparlar. Yani namazlarıyla insanlara gösteriş yaparlar. Riya göstermek demek efendim. Ra'a gördü. Yera görüyor. Ru'yeten görmek manasına rü'yeti ilahiye denilir. Ya Rabbi bizi rü'yeti ilahiyenle müşerref eyle diye dualarda söylenir. Riya gösteriş yapmak manasına kullanılan bir kelimedir. Ayrıca bunların bir sıfatları daha belirtiliyor. Ve yemne'un el ma'un. Onlar zekatı da men ederler, zekatı da vermezler. Tefsirlerde bu ma'un kelimesiyle ilgili ev eşyası için, kapkacak içinde kullanıldığı belirtiliyor. Yani böyle konu komşu kapkacak bir şey istediğinde onlara da vermezler. Ona da mani olurlar manasında. Bu Maun suresinde görüldüğü gibi yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen, efendim insanlara Ebu Cehil gibi azılı kafirlere dersler var, ikazlar var. Efendim namazlarını böyle gafletle kılan, riya ile kılan, zekatı men eden kişilere ikaz var. Allah-u Teala bizleri bunlardan muhafaza buyursun. Zekat cemiyet içerisinde çok önemli bir müessese, zekat müessesesi. Fakir fukara, garip kuraba, muhtaçlar sebepleniyor, istifade ediyorlar. Allah-u Teala belli bir zenginlik ölçüsü koymuştur. 96 gram altın. Bu miktar malı parası olan dinen zengin sayılıyor. Bunlar mallarının 1/40 yani %2,5 fakirlere vermek mecburiyetindeler. Ne zaman? Her sene. Hicri kameri sene dolunca vermek mecburiyetindeler. Hayvanlarda, küçükbaş hayvanlarda, büyükbaş hayvanlarda farklı rakamlar var. Koyunlarda, sığırda, devede. İşte arazi mahsulatında farklı var. Ona öşür diyoruz. Dolaplarla satın alınan sularla, dolaplarla, dalyalarla sulanırsa nasıl öşür dediğimiz yarım öşür. Yani 1/20. Öşür 1/10 demek değil mi efendim? Sülüs 1/3, rubu 1/4, humus 1/5, südüs 1/6, subu 1/7, sümun 1/8, tüsü 1/9, öşür 1/10. Nısful öşür, öşrün yarısı 1/20 oluyor. Diğer ibadetlerde hani cemiyeti ilgilendiren taraflarda vardır namazın efendim cemaatle kılınması, cuma namazlarının, bayram namazlarının behemhal camide kılınması gerekiyor. Ama vakit namazlarının bazı meşru sebeplerle evde kılınması, arazide kılınması, başka yerlerde kılınması caiz. Şimdi bu namazın cemiyeti ilgilendiren tarafı da var. İnsanlar stresten kurtulurlar, asosyal olmaktan kurtulurlar, giderler camide din kardeşleriyle dertleşirler, sevişirler, görüşürler, istişareler yaparlar değil mi efendim? Oruçta yine şahsi bir ibadet gibi görülüyor ama iftarlar veriliyor. Ramazan ayında efendim verilen bu iftarlar nice muhtaçların
ihtiyaçlarını gideriyor. Ayrıca Ramazan ayında verilen bayramın birinci günü imsak vaktinden bayram namazı kılıncaya kadar olan zaman zarfında vacip olan sadakayı fıtır var. Sadakayı fıtır mali ibadetlerdendir. Keza kurban, Zilhicce ayında, kurban bayramı günlerinde, Zilhicce'nin 10, 11, 12, 13'ünde kesilen hemen kurban, başkalarını da ilgilendiren mali bir ibadettir. Her ne kadar kendisi muhtaçsa, hepsini eve ayırabiliyorsa da, bunda sünnet olan nedir? Üçte birini eve ayırmak, üçte birini komşulara vermek, üçte birini de diğer akraba taallukatına vermektir. Ama zekat tamamen aharı, başkalarını alakadar eden bir ibadettir. Fakirlere verilmesi şarttır. Usul ve furu dediğimiz kişilere verilemez. Usul ana baba, dede, nene ve yukarıya doğru. Furu çocuklar, torunlar ve aşağıya doğru. Bir de bakmakla mükellef olduğu kişiye, mesela hanımına da veremez. Bunun haricinde görüldüğü gibi zekat, sadakayı fıtır, kurban ibadetleri cemiyetin efendim çimentosudur, harcıdır. Çok önemlidir. Eğer bütün zenginler bu mali ibadetlerini yerli yerince yapsalar cemiyette fakir kalmaz. Nitekim Osmanlı cemiyetinde zenginler fakirleri bulup yalvarırlarmış. Aziz kardeşim, şu benim zekatımı al da beni borçtan kurtar diye, çok teşekkür ederim kardeşim, Allah razı olsun, ama benden daha muhtaçları vardır, git onları bul. Kapı kapı dolaşıp yalvarıyormuş efendim. Bu ne büyük fazilettir efendim. Ne büyük diğergamlıktır. İşte bu Maun Sure-i Cellesinde, 107. Sure-i Cellesinde zekatı men edenler, zekatı vermeyenler de tenkit ediliyor efendim.